Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kahvaltılık tarifim var. Pişi tarifi, balon gibi kabarıyor. Çok lezzetli, çok nefis. İster kahvaltılarınıza, ister pazar kahvaltılarına, ister öğlenden sonra herhangi bir öğüne hazırlayabilirsiniz. Mayalı pişi, balon gibi kabarıyor, hiç yağ çekmiyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı beklerim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un. Kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuracağız. Suyunu bir anda boşaltmayacağız. Bir paket mayamızı da ekleyelim. Tuzumuzu ekledik. Ilık sütü de ekleyelim. Suyunu kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Ben 6 su bardağı una, 2 su bardağı su, 1 su bardağı süt olduğu için onu bile kontrollü ekliyorum. Bazen az da alabiliyor suyu. O yüzden kontrollü ekleyin sizler de lütfen. Hayırlısıyla Ramazan'ı bitirdik çok şükür. Bayramımızı yaptık hayırlısıyla. Allah'ım herkese sağlıklı sıhhatli günler verip hayırlısıyla günleri geçirmemizi nasip etsin inşallah. Şimdi bunu güzelce 10 dakika 12 dakika güzelce yoğuralım. Tamamında arkadaşlar 2 su bardağından 1 parmak eksik su aldı. 10 dakika güzelce yoğurdum. Yani 1,5 su bardağı su, çeyrek su bardağı kadar daha. Dikkat edin, kontrol edin eklerken. Yumuşak bir hamur, katı, bek bir hamur değil. Yumuşak olması gereken bir hamur. Hamur yoğrulduğu zaman, böyle elinize vurduğunuz zaman elinizi bırakır. Hamur elinizde kalmaz. Yoğrulduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi üzerini kapatalım. 1 saat mayalanmaya bırakalım. 1 saat mayalandı. Çok da güzel kabarmış. Şimdi ufak ufak bezeler yapacağız. Tezgahın üstüne boşaltalım. Şimdi mandalina büyüklüğünde koparalım. Birazcık da tezgahın üzerine un serptim. Hamuru çok bastırarak beze yapmıyoruz. Çok hafiften dokunarak, illa şeklinin düzgün olmasına gerek yoktur bu arada. Şimdi yani hamuru yormuyoruz. Hepsini bu şekilde tamamlayalım, bitirelim. Hepsini bitirdim. Şimdi üzerini bir bezle örtelim. 5-10 dakika kadar burada mayalanmaya bırakalım tekrardan.
15 dakika kadar da böyle burada mayalandırdım. Şimdi yapmaya geçelim. Yine tezgahın üzerine çok az miktarda un alalım. Biraz elimize burada yapışabilir. Elimizle şekil verelim. Çok aşırı kalın da olmasın, çok aşırı ince de olmasın. Orta derecede açalım. Burada elinizle yapamazsanız bir oklava yardımıyla açabilirsiniz. Hafiften un serperek yapıştırmadan. Şimdi yağımız kızmış mı diye hamurdan azıcık koparıp yağımızın içine atalım. Yağımızın kızgın olup olmadığını kontrol edelim. Kızmamış yağa hamuru eklemeyelim. Şimdi üzerine güzelce yağı serperek kontrol şekilde kızgın yağda pişirelim. Ay gazımızın altı güzelce açık, kısık değil, orta ateşte değil, yüksek ateşte pişiyor. Çok güzel kabarıyor, mis gibi oluyor, muhteşem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben sabah erkenden kalktım. Bayramın bitti. Bayram haftasının pazar günü bugün. Kalktım erkenden pişirdim. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim bu videoyu. İnşallah güzel yerlere ulaşır hayırlısıyla. Böyle arkasını önünü güzelce yağ serperek kızartalım. Yağ serpmemizdeki amaç hamurun daha çok böyle kabarması için. Bakar mısınız? Muhteşem oluyor insanın yani. Ya yemesinden çok böyle görseli hoşuna gidiyor. Yemesi de ayrı bir lezzette tabi. Hepsini bu şekil pişirelim, bitirelim. Çocuklar da çok seviyor. Hemen kahvaltıda yumurta ya da bir şeyler yesin diye uğraşmaktansa hemen bunu da yapıp güzelce yedirebilirsiniz. Hepsini bitirdim arkadaşlar. Bahçemizde de güllerimiz açtı çok şükür. Güllerle de sizlere sunum yapmak istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Attığım videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açarsanız, abone olduktan sonra bildirim butonu var. Attığım videolardan haberdar olursunuz. İçini de şöyle bölüp size göstereyim. İçi kesinlikle garantilidir, yağ çekmiyor. Kesinlikle böyle balon gibi bomboş oluyor. İçine peynir, zeytin güzelce koyup yiyebilirsiniz dürüm şeklinde. Bakar mısınız? Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.